Herkese Sri Lanka'dan selamlar, sevgiler, saygılar, güzel arkadaşlar, güzel beni takip eden dostlarım. Sri Lanka'dayım. Benim bugün bir hızlı giriş yapayım, böyle herkese diyerek başlayayım dedim. Sri Lanka'nın ticari başkenti olan Kolombo'dayım. Sri Lanka yaklaşık 20-21 milyon nüfusa sahip bir Hint okyanusunda bir ada, ufak bir ada arkadaşlar. Ama şu an çok kötü dönemlerden geçiyor. Daha önceki 2-3 videomu izleyenler varsa Sri Lanka'ya geldim ya da Sri Lanka'dan çektiğim 2-3 tane işte arbede iç savaş tarzı çektiğim videoyu izleyenler varsa bilecektir. Bilmeyenler arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Son 70 yılın en büyük ekonomik krizini yaşıyor. 1 dolar 366 rupi oldu. 360-366 rupi arasında gidip geliyor. Bundan bir ay önce 200-220 rupiydi. Bir anda fırladı. Hiç iyi değil. Ülkede petrol yok. Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Bir günlük petrol var diye. Ülkenin başbakanı kaçtı, yeni başbakan atandı, halk cumhurbaşkanını istemiyor, bir de isteyen bir kısım var cumhurbaşkanında. Bu iki kısım bir araya geldiğinde ortada bir arbede oluyor. Bazen cumhurbaşkanını istemeyenler cumhurbaşkanının evine gitmek istiyor ama polis izin vermiyor, burada da bir arbede oluyor. Ben şu an Kolombo'dayım. Dedim bir sokaklara çıkayım, size ekonomik krizi anlatmaya çalışayım. Çoğu dükkan kapalı, çoğu dükkan ne yazık ki eylemlerden, mitiklerden dolayı kapalı. Bu gördüğünüz kuyruk tamamıyla bir benzin kuyruğu arkadaşlar. Şuradan başlıyor. Tamam mı? Şimdi beraber nerede bitiyor? Beraber göreceğiz. Bakalım neler göreceğiz bu uyduda. Ne yazık ki bu kadar güzel insanların yaşadığı, o kadar neşeli, o kadar güler yüzlü, o kadar sıcak kanlar ki sizlere anlatamam. Ama durum bu. İşler acısı ne yazık ki. Şimdi göstereceğim. Bakın hala devam ediyor. Daha da ucunu göremiyorum. Bakalım şimdi neler göreceğiz. Yani yürü yürü bitmiyor arkadaşlar. Yaklaşık bir kilometre yürümüşümdür. Hala bitmiyor. Bakar mısınız şuraya? Tuktuk kuyruğu bu. Size bir şey söyleyeceğim ama. Şimdi ben turistim ya mesela. Ben bu tuktuğun birine bindim. Örnek olarak söylüyorum. Bu tuktuğun birinde ben varım mesela. Bu tuktuğun sahibi gidiyor en öne. Doğru diyor ki bende turist var diyor. Ben arabasında turist olduğu için benzini ilk alma hakkı ona veriliyor. Turist şu an ülke tamamıyla bir turiste aç durumda. Sadece turist bekliyor, sadece turist istiyor. Bu arada sokakların temizliğini de göstermek için size sokakları çekiyorum. Gerçekten Hindistan'a, Nepal'e nazaran daha da temiz sokakları var. Daha da modern duruyor benim gördüğüm, benim gittiğim yerler arasında en azından. Yani turiste ayrıcalık tanıyorlar her yerde. Yerel vatandaşın giremediği bazı sokaklara turisti sokuyorlar. Turistin olduğu tuktuğu arabaya yolu açıyorlar. Ya bunun sebebi turist çeksin. Turist istiyorlar yani, açıkça söylemek gerekirse. Söyleyelim istiyorlar birilere sağa sola. Turist gelsin istiyorlar. Ben şimdi Kolombo'dan birkaç video sonra ayrılacağım. Yani birkaç gün sonra ben Kolombo'dan gideceğim buradan. Buranın tarihi, doğal güzelliklerini görmeye gideceğiz. Hep beraber gideceğiz. Ama gelmişken de bu insanların yaşadığı durumu, bu iç savaş durumunu size göstermek, size yani bildirmek istedim. Baksanıza durum böyle gidiyor. Hala devam ediyoruz şu an. Bakayım ne kadar sürecek, ne kadar daha gideceğiz. Şimdi kuyruk böyle devam ediyor ama petrol istasyonu burada. Aa, şu kuyruk da şurada bitiyormuş. Ve polis gelmiş oraya. Herhalde bir sıkıntı çıktı ya da petrol bitti. Benzin yok ya da ondan dolayı. Çünkü şu an hiçbir arabaya, hiçbir tuktuğa araba benzin doldurulmuyor. Geçen gün Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Bir günlük benzinimiz kaldı diye. Baksanıza gökdelen, bak şurası müthiş bir tavır. Şurada gökdelenler var evde. Yani söyledim birkaç video önce de. Fakir daha da fakirleşti. Zengin cebine daha da çok para koydu. Böyle bir ekonomik kriz. Para bittikçe para bastılar. Para bastıkça enflasyon oranı çoğaldı, arttı. Bu ülkeye borçlarını ödemekte zorlanıyorlar. Ödemeyi durdurdular. Vatandaşlarına IBAN gönderdiler. Para istediler. Evet, pandemi, bu ekonomik kriz turist olayını bitirdi, engelledi. İşler bayağı sıkıntı Sri Lanka'da. Yani tek düşüncem benim şey şu an. Gideceğim şehirlere gidebilecek miyim? Tek düşüncem o. Genel olarak tren var her yere. Ama bazı yerlere yok. Gidebilecek miyim, gidemeyecek miyim? Tek düşüncem o. Çünkü şehir değiştirmem gerekiyor ara ara. 7 saat, 8 saat yolculuklar yapacağım. Bakalım, göreceğiz. Dükkanlar kapalı, karnım aç. Bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler bakacağız edeceğiz. Onun için sanırsam farklı bir bölgeye gitmem lazım. Şimdi oraya yürüyeceğim. Şu olaya biraz bakayım da.
Ya şu anda ülke öyle bir durumda ki tuktukçular da gelip, yani ister istemez insanlar şey diyor yani, bak orası kapalı, gidemezsin, burası kapalı diyor. Halbuki kapalı olmadığını biliyorum ben. Yani gidebiliyorum yani bazı yerlere. Ama insanların paraya ihtiyacı var. Her yola başvuruyorlar. İnsanlar paraya, yani aç, karınları aç arkadaşlar. Şaka yapmıyorum. Ya kimi görsem, bir önceki videoyu izlediyseniz, birisi karnını gösteriyor, birisi diğer yani ağzını gösteriyor. Açım diyor, açım. Herkesin karnı aç. Yani insanları anlıyorum. Benim buraya bırakacağım 300-400 dolar para bu insanlara ne katabilir onu da bilmiyorum. Turiste ihtiyaçları var. Ülkenin düzelmesine ihtiyacı var. Japonya'dan bir yardım teklifi gelmiş işte. Bilmem kaç mil, 30 milyar dolar mı? Yanlış yapıyorum. 30 milyon dolar mı? Unuttum bak onu. Tam emin değilim. Thank you sir. I don't need. Thank you. Bak buradaki insanlar da bir kere hayır deyince laftan anlıyorlar. Allah'ı var. Hiç haklarını yemeyeceğim yani bu konuda da. Japonya'dan bir yardım teklifi gelmiş. Tutarı tam olarak bilmiyorum. Yani neler olacak? Sri Lanka'yı neler bekliyor? Göreceğiz ama bence daha kötü günler bekliyor gibi görünüyor. Yani baksana da şu gökdelen. Aha, şu yapı var ya, o kadar kesin o kadar pahalı bir yapı ki. Ama gökdelenlerin altında bir de çadırda yaşayanlar var. Evsizler var. Eşitsizlik var. Eşitsizlik var ne yazık ki ülkede. Al, arabaya bak işte mesela. Ben demin burada Hilton Oteli var. Geceliği 1500 lira. 2000 lira arası bir para Hilton Otel. Altındaki arabaları görmeniz lazım. Audi'sinden BMW'sine, yani Ferrari'sinden. Tesla gördüm ya ben. Sri Lanka'da Tesla gördüm ya. Şurada açık bir yer var ama ne kadar taze ne kadar değil bilmiyorum. Bunlar ne bilmiyorum. Ayvan. How are you guys? Where are you going? Come. Come bro. Kaçtı kameradan. No problem bro, just Turkish people. Just Turkish people, no problem, come. You will upload my face on social media. What is this? Egg roll. It's cheese? No, egg. 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 No, spicy is, you have cheese or potato? No, no or cheese. Or chicken? Chicken. This chicken? Chicken. How sausage, much? Sausage. 40. 40? Yeah. Okay. 40. 2. 40. 3. 3. 3. What to follow? Facebook or anything? No Facebook. YouTube. No Facebook. YouTube. Yes. Yes. Oh, Abba. How come? Şimdi bunlar da sıkıntı. Ben şimdi bunları Sri Lanka'dayken yayınlıyorum. Başımız belaya da girebilir. Bizi bir ajanda sanabilirler, anladınız mı? Başımız sıkıntıya da girebilir. Biz. Yes. Yazalım bakalım ama neyse, ben bir dahakine söylemeyeyim artık. Çocuk kamerayı aldı, çekiyor. Al bro. Hasan. Bye. Ayvan. This, what is name? Samosa. Samosa. Ha, bildiğiniz samosa arkadaşlar. Karanlığım herhalde şu an ama bilmiyorum. Tavuklu samosa. Ha? İlle. Bu da en iyi. Yalnız mükemmel lezzetli ve mükemmel taze. Beklemiş yemek normalde tercih etmiyorum ama bu tarz şeyler çok tüketildiği için ve şu an çoğu dükkan kapalı olduğu için, gördüğünüz gibi şekil A, çoğu dükkan kapalı. Beklememiştir çok yani. Hep orada tercih edileceğini düşündüm. Yemişlerdir. Bitmiştir, yeniliyorlardır diye düşündüm ki öyleymiş. Fırın gibi bir yer. Müthiş lezzetli ama bak. Müthiş yani. Çok sevdim. Ayvan. Ayvan gibi geliyor kulağa ama Ayvan değil. Ben de ilk öyle sanmıştım. Ayvan diye bir şey söylüyorlar. Ayvan. Yine on şey de var. İki ellerini birleştirip dua şey de yapıyorlar. Ayvan. Ama Müslüman da olabiliyor çocuk. Ben sormadım. Çok iyi. Şurası bir kilise arkadaşlar. Ben size Sri Lanka'nın dinlerinden bahsetmedim. Bu ekonomik krizden dolayı hep hiç bilgi veremedim böyle. Sri Lanka genel olarak Budizm arkadaşlar. Budizm'e inanıyor. Yani Hindistan'daki gibi Hinduizm değil. Budist bu insanlar. Budizm'e inanıyorlar. Yani tam olarak net bir şekilde söyleyemeyeceğim ama %15 Hindu var, %15 de Müslüman var. Ama benim kanlımca Müslüman nüfus oranı daha fazla.
20 %10. Yani ben öyle hissettim. Sadece Kolombo'da böyle hissettim. Diğer şehirlerde bilmiyorum. Bakacağız. Hayvan. Dedim bahsedeyim size. Bunlardan da bahsedeyim. Dilleri de Tamilce ile şeydir. Neydi lan? Unuttum. Biri Tamilce, diğeri unuttum. Seylanca. Seylanca ve Tamilce dillerini konuşuyorlar, kullanıyorlar. Gitgide böyle aktarırım zaten. Şimdi bir tapınakları var burada, çok meşhur. Arkama bakarsanız zaten silahlı abilerimizi de görebilirsiniz. Bir şey daha dikkatimi çekti. Bu arkadaşlardan çok var bu Kolombo'da. Karga arkadaşlarımızdan inanılmaz fazla var. Normal kuş yok, hep her yer karga ve besliyorlar. Acaba bunlarda da böyle bir tanrı ya da kutsal olayı var mı bilmiyorum. Şurada da bir gökdelenimiz karşımıza çıkıyor. Gelirken bu sefer leblebi getirdim. Normalde hazır çorba da getirmiştim ama bir anda Azerbaycan'a gitmek durumunda olmuştum ya. Hazır çorbanın yarısını bırakmıştım. 5-6 tanesini yanıma aldım ama. Leblebi de aldım. Leblebimiz var arkadaşlar. Başka bir marka ama. Şöyle bir de kolonya almıştım. Şimdi yedim. Elimi yıkayacak yer yok. Deminden beri çöp arıyorum. Çöp yok. Şöyle bir şey. Bu tarz ülkeye geldiğinizde mutlaka yanınızda olsun. Ama benim almadığım bir şey var. Sinek kovalayıcı. Sinek koruyucu. O benim biraz başıma artacak gibi, bakalım ne olacak. Şu otobüsler çok tatlı değil mi ya? Baksanıza renginin güzelliğine. Rengarenk. Bu arkamda gördüğünüz yerde bir benzin istasyonu ama içinde 3 tane polis var. Hiçbir araba gelmiyor. Hiçbir araba, yani benzin yok içeride. Herhangi bir arbede herhangi bir olay yaşanmasın diye 3 tane polis koymuşlar oraya da. Sesleri duyuyorsunuzdur zaten, karga seslerini, ama demin de söyledim ya, baksanıza. Şuraya bak ya. Burası da arkadaşlar, bu havuzun içinde bir tapınak var şu ileride. Şu an bu tapınağın içine giriş yasak ne yazık ki. Bir göl. Bayre Gölü diye geçiyor yanlış bilmiyorsam. Bayre Gölü. Bak burada içinde yunuslar, yunus tarzı, yunus bisikletler var. İnsanlar sürüyor. Böyle bir yapmışlar. Yapay göl yüksek ihtimal zaten. Güzelmiş ama. Ya Sri Lanka'nın zaten bir sonraki videolarda gezip gördükçe daha iyi anlayacaksınız. Doğası, tarihi, müthiş çay tarlalı, müthiş bir doğası var Sri Lanka'nın. Muson yağmurları bizi engellemezse çok güzel gezeceğimize emin olabilirsiniz. Aha, bir tane daha gördüm bina. Burası da şehrin, Kolombo şehir AVM'si. Büyük bir AVM burası. Sanırsam da en büyüğü bu. Ya da bir video önce gösterdiğim, zaten iki tane büyük alan var. Birisi o, bir de Golla Fest diye bir yerde. Adı da o zaten. Şöyle bir yapı yapmışlar. İçinde dükkanlar falan da var. Giriş çıkışta serbest, herhangi bir problem yok. Asker arabası gidiyor gene bak. Bak şurası da bir tapınak. Dur bakayım söyleyeyim. Hep unutuyorum arkadaşlar ya. Seyama Malaka tapınağı burası. Bir Budist tapınağı burası da. Ama içeride askerler var. Girebilir miyim dedim. Oğlum her yerden çıkıyorlar ya. Ayin var dedi. Şu an giremezsin dedi. Ne kadar güzel yerde değil mi? Yapay göllerin arasında yapmışlar böyle. Heykeller falan var içeride. Ben başka bir tapınağa gideceğim ben. Selamünaleyküm. Başka bir tapınağa gideceğim ben. Şu arada olması lazım onun da. Yürüyorum bulamadım arkadaş ya. Aa, şurası görün, şurası herhalde ya. Şu şeyin arkası herhalde. Ya gerçekten hava çok sıcak. Daha önce Sri Lanka'ya Mayıs ayında gelenler varsa bilecektir. Ne Mayıs'ı? Haziran geldi hatta neredeyse. Mayıs'ın sonlarındayız. Bilecektir. Hava gerçekten bunaltıcı ama bu benim için bir problem değil. Sadece biraz yorabiliyor sıcak. Arada böyle dinlenme gereksinimi duyabiliyorum. Su da almadım yanıma. Yani yağmur olmasın da, muson yağmurları başladı ama şu an için sadece gece yağıyor. Gündüzleri hava böyle. Yani inşallah da böyle güzel güzel gezeceğiz. Diğer yerleri de, diğer bölgeleri de, tropikal bölgelerinde. Biraz dinlenmem lazım. Çok sıcak beğeniyordu. Zaten eylemde de, bu protestolarda da gözlüğümü kaybettim. Saçım sakalım birbirine karıştı. Ha bir de şapka takmak zorundayım. Şapka takıyorum çünkü terledikçe saçlarım çok az benim. Dalga geçiyorsunuz kel diye ama ben kel değilim. Alnım açık.
ince telli saçlarım terledikçe mahvoluyor. İyice yani iğrenç görünüyor. O yüzden şapka takıyorum abi de. Giyecek kıyafetim de kalmadı. Yarın yüksek ihtimal hostelin servisine vereceğim. Ne yazık ki çok ıslak bırakıyorlarmış. İyi de temizlemiyorlarmış ama yapacak bir şeyim yok. Yani elde yıkayamayacak derecede. Hala Hindistan'daki Holyfest var ya, Holyfest. Hala onun boyaları var birkaç tişörtümde. Çıkaramadım, gitti arkadaş. Hala ufak ufak boyaları var Holyfest'in. Nasıl temiz, nasıl biçimli tapınağın sokağı. Baksanıza. Şu üstte tapınak. Askerler var orada ama beni alırlar mı içeri bilmiyorum. Bir Budizm tapınağı burası da. Adı da Gangarayama tapınağı. Gangarayama. Temple. Şortla da geldik ama ayıp da etmek istemiyorum insanlara. O neymiş ya? Çiçek herhalde. Gangarayama. Şapka da var kafamda. Abi temizlik yapıyor. Şöyle göstereyim. Sorry. Polis yakaladı tam. Dedi ki şeyi çıkarman gerekiyor. Ayağındakini çıkarman gerekiyor, terliği. Çıkardım. Burası arkadaşlar Sri Lanka'nın en önemli tapınaklarından birisi. Ben normalde ibadet edilen yerlere para vermeye gerçekten karşıyım. Ama şu an ülkenin durumundan dolayı girdim içeriye. Bir de merak da ediyordum. 400 rupi verdim. Bir şey değil aslında. 1 dolar para yapıyor. 17-18 TL yapıyor ama gireyim göstereyim size dedim. 19. yüzyılın sonlarında bitmiş yapımı. Yani siz seviyor musunuz tapınak gezmeyi vesaire bilmiyorum ama yani ben çok tapınak gezmeyi sevmiyorum açıkçası arkadaşlar. Burada bir keşiş var. Ama bazı böyle işte çok önemli, mesela ülkenin en önemli tapınaklarından birisi burası. Görmeye geldim yalnız. Baksana da şuraya. Dedim gelmişken size de göstereyim ama ayakkabımı çıkarmam gerekti. Şurada parlıyor ama. Bayağı da büyükmüş. Bayağı da yeri varmış. Bağış olarak alıyoruz parayı dedi. Tamam dedim ben de. Şapkayı çıkardım bu arada. Şapka saygısızlık olur. Şortla girebilirsin. Problem yok diye dediğim odanın şapkayı çıkarayım ben. Ne güzel kokuyor biliyor musunuz? O kadar güzel kokuyor ki. Gül kokuyor, gül. Evet. Gül kokuyor ya. Çiçek kokuyor resmen. Filler, sizleri de göreceğiz yakında. Ben filleri de görmek istiyorum Sri Lanka'da gelmişken. Gidip gezip görmek, bir fil rehabilitasyon merkezine hatta çok gitmek istiyorum. İnşallah gidebileceğim arkadaşlar. Böyle de bir yer var. Yani bunları bilmiyorum. Açıkçası evet, bilsem daha da güzel olabilirdi arkadaşlar ama yani bir anda atlayıp geldiğim için bu tapınağa, yani sadece haritama kaydetmişim. Yapılış bitiş tarihini biliyorum. Net olarak bir bilgim yok yani. Özür dilerim bu konu hakkında size bilgi veremediğim için ama kusura bakmayın. Gangarayama tapınağı. Google'da çıkar zaten her şeyde. İnsanlar ellerinde çiçeklerle geliyor. Kapıdaki çiçek satma nedenleri o demek ki. Çiçekleri bir yerlere koyuyorlar. Ben şeylerle alakalı, Budistlerle alakalı hiçbir bilgim yok. Yani gerçekten hiçbir bilgim, hiçbir fikrim yok. Bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Yukarı çıkmak yasakmış. Yukarı çıkmak yasak. Please open. Şu tarafta da bir şeyler var. Onun ne kadar büyük mü? İnsanlar gelip mum yakıp dilek diliyor. Şöyle bir yere koyuyor. Tütsü kokuyor.
Fena bir tutsu yapmışlar. Yanan ateşlerde, yanan ateşte çocuk şu an tütsü yakıp buraya gelip koyuyor. Şu an elinde tütsü var onun da. İçeride ne var bilmiyorum ama oraya girişim yasak. Bir şeyler ötüyor. Hayvan. Allah belanı neye bastı? Neyse öyle. Şeye bastık. Meyveydi herhalde. Ben size şimdi olan bitenden bahsedeyim mi? Kendi fikirlerimi, kendi şahsi düşüncelerimi. Hindistan'da da aynı şeyleri düşündüm. Burada da şu an aynısını düşünüyorum. Şahsi fikrim, devlet ne kadar tapınak varsa parayı oraya harcamış. Tamam mı? Parayı oralara harcamış. İnsanlar vatandaşı açken. O kadar lüks ki orası, size anlatamam yani. O kadar lüks ki. Yani benim aklıma gelen bu, benim düşüncem de bu. Ne kadar, ya Hindistan'da da böyleydi. Tapınaklar var ya, şaheser gibi böyle. Bal dök yala yani, öyle bir tapınaklar vardı. Şimdi burada da iki tanesini gezdik. Burada da öyle görünüyor şimdilik. Benim şahsi fikrim, şahsi düşüncem bu arkadaşlar. Öyle. Gelin bir de ekonomik kriz yaşayan Sri Lanka'nın şehir merkezindeki en lüks AVM'lerinden birini görelim. Birine bakalım. Ne yapıyorlar burada? Bardak oyunu oynuyorlar herhalde. Bardak ve Jenga. Burada Jenga var, orada bardak var. Araba hediye ediyor AVM. Yüksekten araba hediye ediyor. Bildiğim markalardan neler var bilmiyorum. LG bizde piyasadan çekilmiş yanlış biliyorsam. Burada hala var. Kola var gördüğüm. Skechers var. Mango görüyorum. Bir aynadan bir mango yansıyor ama nerede? Şurada mango var. Yukarılara doğru çıkalım bakalım neler neler daha var. Orası da bizim Boyner gibi bir yer herhalde. Her şey var. Her türlü mağaza var. Galerya adı. Şimdi buraya girdiğinizde diyorsunuz ki ekonomik kriz yok, burada hayat çok normal diyorsunuz buraya girdiğinizde. Yemek katına da çıkıp bakayım ama dışarıya çıktığınızda gerçek hayatı görüyorsunuz. Ya bana hep şey diyorsunuz, bazı insan, herkes değil de beni artık gerçi tanıyan tanıdı, beni takip eden biliyor da şey yazıyorsunuz ya, o lüks yerlerini de göster falan. Abicim boşverin siz lüks yerlerini. Ya, Türkiye'de de var öyle yerler yani. Biz buranın lokal hayatını çekelim, lokal hayatını gösterelim, lokal hayatına beraber bakalım. Görüyorsunuz insanlar ne şartlarda yaşıyor yani. Aç var, aç var abi orada. Açlar var ya. İnsanların karnı aç ya. Ceplerinde para yok. Evinde gaz yok. Evinde elektrik yok. Al AVM. Jeneratör var. Deli gibi çalışıyor jeneratör. Gününde 13-14 saat normalde elektrik yok. Yemin ederim elektrik yok. Aha burada. Oh kebap gibi çalışıyor valla. Niye? Para var. Para var. Para var. Tam yemek katını çekiyordum. Güvenlik geldi. Dedi çekmeyin lütfen dedi. Çok kibarca ve çok güler yüzü. Thank you sir. Çok güler yüzü söyledi. Hakkını yemeyeyim de. Çekemedim. Yukarıyı çekemedim ama yukarıda bir kafeler var. Yani bir kafeler var bizim Starbucks hiçbir şey yani yanında. Öyle söyleyeyim size. O kadar güzel kafeler var. Anlatamam. Yani dediğim şeye gene geliyoruz arkadaşlar. Parası olanın parası gene var. Zengin olan daha da çöktü. Şimdi burası bir yaşam. Diğer bölgeler bir yaşam. Başka bir yaşam. Gördünüz benzin kuyruğunu. Bir de böyle bir hayat var. Bir de öyle bir hayat var. Bir video önceki izlediğiniz de öyle bir hayat var. Olay bunlardan ibaret buralarda. Bir de sizden bir ricam var arkadaşlar. Ben bir Facebook sayfası açtım. Şimdi buraya u.kola değil bak. Sayfa olan, profil değil. Kola Ugur yazarak o sayfayı da takip ederseniz bu kardeşinizi çok mutlu edebilirsiniz. Facebook kullananlar varsa oraya da videoları yüklüyorum ben. Kola Ugur arkadaşlar. Unutmayın tamam mı? Kola Ugur yazın. Takip edin size zahmet. Ben buraya koydum kapak resmini ve profilini karıştırmayın diye. Sayfa olanı takip ederseniz bu kardeşiniz mutlu olur, sevinir. Dedim bundan da bir bahsedeyim size. Yeni açtım onu da sanırsam. Yani 15-20 gün oldu, olmadı herhalde. Oraya da buraya attığım videoları oralara da yükleyeceğim. Farklı farklı fotoğraflar vesaire vesaire de videoların hamallerini falan koyacağım. Bilginiz olsun. Bir de şu anki YouTube kanalıma şu aşağı şura oluyor herhalde. Kamera ters mi? Tam kestiremiyorum. Şuraya da şuradan bir abone ol, benim bir resmim var. Oraya tıklayıp bir abone olursanız
yine çok mutlu olurum. Devam. Gezmelere devam. Ayıboğan. Ayıboğan ne? What is this? King cockney. King cockney. How much? 150. 150. Cut corn. Is good? Yeah, good. Taste. Okay, please test. 150 rupiymiş. 4-5 lira bir şey. This is pan? Yeah, pan. Pan. Bu da Hindistan'daki şey vardı ya, sigara arkadaşlar, hatırlıyor musunuz? Taze yaprağın içine şunlardan koyuyorlar, ağızlarında çiğniyorlar deli gibi. Oh nice. You have this? Yeah, yeah, it's all. Şöyle deldi abimiz. Lan bunun adını unuttum ya. Al dayıcım. Okay, thank you. Elde rupi fazla verelim. Thank you. Thank you, sir. Yani tadı var evet de sıcak ya, ılık. Korkmaya başladım. Güneşte bu kadar duran şey midemi bozar mı bozmaz mı bilmiyorum. Nepal'de çünkü bir hafta yattıktan sonra çok korkuyorum. İnşallah bir şey olmaz. Neyse içelim. Sıcak ama gene tadı güzel ya. Acaba yiyiliyor mu bu sonradan? Evet gençlere bak be. Lan ne özledim ya. Arkadaşlar benim yıllarım top oynamakla geçti biliyor musunuz? Yıllarım hem de. İyi topçulardan biriydim gençliğimde ama sonralarda tabii bittik. Bittik. Hay maşallah. Hay maşallah. Hello. Football is good. Selamünaleyküm. Turkey. My son. From Istanbul. No. From Istanbul, Amasya. Amasya, you know Amasya? Nereden biliyorsun lan? No, you know Samsun? You know Samsun? Yes. Amasya to New York. Amasya, okay. Gaming, okay. Oynayın. My game. Tamam hadi, hadi. Nasıl mutlu oldular? Dediğim bu işte, ara sokaklar can. Hepsi şimdi şov yapmaya çalışacak. Bak kamerayı gördüler ya. Pas atla, pas atla. Bak. Lan ufacık çocuk lan o eşek. Bir kurban olayım. Küsme oyna. Oyna küsme lan. Küsme oyna. Aferin. Küstü bak, oyuna küstü. Bak ona da laf yetiştiriyor bak. Oyna lan oyna, aferin, oyna topunu sen ya, boş ver. Bak hiç, yerde de kalmıyor bak, altta kalmıyor bak. Bu da geldiğimde o kadar da ağır ki anlatamam size ya. Günaydın. Nice. I watch Turkish series. Turkish series. Which series? Central Kapı mı? Central Kapı mı izliyormuş? Ben bilmiyorum bu diziyi. Nice. Good bro. Lan burada da mı oynuyor Central Kapı mı? Ben bilmiyorum ha o diziyi yani. Burada da kriket var. Yani Nepal, Hindistan'dan sonra Sri Lanka'da da gördüm. Bu İngilizlerden kaldı tabii her yere. Burada da kriketi baya seviyorlar. Baksana sokağın ortasında oynuyorlar. Vuramadı.
beğenmedim. Yine vuramadı. Adamlar her yerde imkanını yaratmış, baksanıza. Oo, bayağı vurdu. Tabii her yerde asker, polis, telsiz. Her yerde. Sokaklar gerçekten çok temiz ya, baksanıza. Gerçekten bayağı temiz ama bu kadar dükkan kapalı olması beni biraz üzdü ya. Çok fazla dükkan kapalı yani. Çekebileceğim, gösterebileceğim şeyleri gösteremiyorum size şu an. Yani detaylı bir şekilde. Baksanıza her yer kapalı neredeyse. Sokakta insan yok. Yani kriz çok kötü etkilemiş durumda Sri Lanka'yı. İnşallah diğer gideceğim şehirlerde böyle değildir. Yollar gerçekten temiz ama dediğim gibi. Ben bu yazıyorsunuz niye oraya gittin falan diye. Ben bunu bile bile geldim. Ben Sri Lanka planını Hindistan'da yaptım. Yani bundan 3 ay önce falan yaptım. Hindistan'dayken ben Sri Lanka vizesini aldım zaten arkadaşlar. Ama oradan sonra gelemedim işte. Bir anda Nepal'e gittim ben. Buraya gelecektim. Sıkıntılar oldu bir anda. Sonra bir anda ben gene buraya gelecekken, Nepal'den Türkiye'ye döndüm. Bir anda buraya gelecekken uçağım iptal oldu falan. Uçakları bayağı iptal oluyor. Kolombo'ya gelen uçakları bayağı iptal ediyorlar. Benim tek düşüncem buradan çıkabilmek olacak. Yani biraz daha gezdikten sonra çıkabilmek olacak. İnşallah çıkabiliriz. Mutluyum ben. Çok güzel yerlere gideceğimizin size sözünü veriyorum. Selamünaleyküm. Oradan bana sesleniyorlar. Her gelen welcome, welcome diyor. Welcome, welcome. Abinin sakalı gördüm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. How are you? Fine, Allah'a emanet. Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. From Turkey, Türkiye. Maşallah, maşallah. How are you? Fine, fine, Allah'a emanet. What is your name? Alon. Ukraine, Melon. I am first, just me. Oh. Just me. Not your family. No family, just me, travel. Good, good. Maybe next after time, you, next time, family. Inshallah. Is Colombo is very good. Little problem. Yeah, little problem. Colombo is inshallah. Next trip you can come to a very good country. So how many days come, you are going to stay here? In Colombo? Yeah. Just 1 week. One week. Now 1 week. I go to Anapuharnaha. I don't know. Candy, Ella, Veligama. Yeah. All the time. All the time. You didn't go to the Norelia? Did you go to Yes. I go to. Thank you. Okay, bye. Thank you. Allah'a emanet. Thank you. Ay, yerim sizi ya. Ta yolun karşısından beni çağırdı ya. Hey maşallah. Allah razı olsun ya. Nasıl bak mutlu etti beni. Thank you sir. Bak burada sim kartçı gördüm. Şu aklıma geldi. Ben havalimanına ilk geldiğinde sim kart almıştım ya. 60 GB işte unlimited. Göya unlimited. Aldım ya. Ulan ben 2 video yükledim. Benim unlimited 4 GB'ı 4G'yi düşürdü 3G'ye. İnternet o kadar yavaş ki size anlatamam. Hostelde de aynı, çok yavaş. Kaldım böyle ortada. O kadar yavaş ki internet yani. Bunları var ya. Bu uyduları o kadar zor yüklüyorum ki arkadaşlar. Size anlatamam ya. O kadar zor yüklüyorum ki. Bu internet işini çözmem lazım. Bir dükkan da bulamıyorum. Kapalı her yer. Böyle ABM'de baktım. Şey benimki Mobitel attı. Onu da göremedim orada. Neyse çözeceğiz inşallah. Gene sıkıntı var arkadaşlar. Çevik kuvvet polis orada. İnsanlar orada. Bir problem var gene. Gene bir miting eylem tarzı bir şey var. Bayağı kalabalık orası. Arkadaş. Bu gene benim demin geçtiğim benzinlikçi var ya. Burası orası. Yüksek ihtimal insanlar sıkıntı yaptı benzin alamadığı için. Olay daha da büyümüş demek ki polislerin olduğu kısım. Olay iyice çığırından çıkmış. Polise dertlerini anlatmaya çalışıyorlar. Allah yardım etsin ya hepsine. Ne yapalım? Benzin yok bak. Bak kuyruğa bak. Bu benzin kuyruğu arkadaşlar. Bu bir benzin kuyruğu. Şu arabalar bir benzin kuyruğu. Tık tıklar arkada. Bunlar da sağ tarafta. Motorlar da sağ, en sağda. Bu bir benzin kuyruğu arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Allah yardım etsin bu insanlara. Gerçekten çok kötü bir durum. Çok çok can sıkıcı bir durum. Yani umarım bunlara bizim ülkemizde yaşamayız. Bizim ülkemizde görmeyiz.
Şuraya bak, kuyruğa bak ya. Arabası ayrı, tüplüğü ayrı, motoru ayrı. Eninde sonunda inşallah düze çıkarlar ama zaten Sri Lanka zamanında da yıllarca iç savaş yaşayan, ekonomik kriz yaşayan ülkelerden bir toplamıştı hafif. Şimdi gene bu hallere geldi. İnşallah düzelir yani en kısa zamanda. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu video böyle bir videoydu. Yani gezdik, dolaştık. Her yer kapalı olduğu için pek bir şey gösteremedim ama anlatmaya çalıştığımı anlattım. Tek yani daha önceki Sri Lanka videolarımı da kanala girerek izleyebilirsiniz. Daha kanalda daha önceki videolarım da var. Yani inşallah sıkıntı olmamıştır ve ben onları yayınlayabilmişimdir yani. Öyle umuyorum. Gerçekten bu konuda bir tedirginliğim var. Başımı yani böyle ufak bir iç savaşa yani böyle ajan gibi görme gibi bir şeyleri böyle olabilir diye düşünüyorum ama yani pek bir şey olanları gösteriyorum yani bakalım hayırlısı olsun artık. Yorum atıp beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Çok güzel rotalar geliyor arkadaşlar. Az kaldı. Ya bir sonraki videoya da bir sonraki videodan sonraki videolarda çok güzel rotalara gitmeye başlayacağız. Ben bir 2-3 gün daha Kolombo'dayım. Belki bir de gider Müslümanların yaşadığı bölgeyi çekerim. Çünkü burada Müslümanlar da yaşıyor. Onlarla da sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Sonra güzel manzaralara, güzelim tren yolculuklarına başlarız. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Hem namaz diyorum, hem de ayı boğan diyorum. Hem de selamünaleyküm diyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Aha da bu videonun son sahnesinden Sri Lanka'nın bir caddesini göstereyim. Yine solda askerler.